Bir zamanlar en büyük hayaldi şehirde yaşamak. Peki bu hayal hayatımıza ne getirdi? Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler, tatsız yiyecekler. Tam şu an şehirden kaçıp gitmeye karar versem... Şimdi önlüğüm nerede? Bu arada hangini alın sana? Çiçekliği mi verdiniz mi? Acaba gerçekten yapabilir miyim? Şöyle yukarı kaldır. Silkin abisi. Tamam. Hayal ettiğim hayat ne kadar kolay. O zaman en kalitelisi bu mu? En kalitelisi bu. Ya da bize gösterildiği kadar masalsı mı? Çabuk. Bir gün ailemi şehirden uzakta bir hayat kurmaya ikna etmem gerekiyorsa... Öğrenmem gereken çok şey var. Siz nereden geldiniz? Bir dakika, hop, sıra karıştı. Ben Kıvanç Kasabalı, Isparta'nın köylerindeyim. Abi sürü gidiyor. Yeşil ve mavi renklerin dağlar arasında buluşup sonsuzluğa doğru aktığı bir yer. Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bütün özelliklerini taşıyan doğal ve zengin bir habitat var karşımda. Tepemizdeki güneş bu yolculuğumuzda bizi sıcakkanlı bir dost gibi takip ediyor. Ben Kıvanç Kasabalı, Isparta'nın köylerindeyim. Şehrin tüm sıkışıklığından çok uzakta beni bekleyen çok heyecanlı görevlerim var. Allah Allah! Ne oluyor orada ya? Vallahi geç kalacağız ha. Özge ne oldu, niye ilerlemiyor? Abi sorma. Koyun sürüsü vardı, onlar geçti de. Açılıyor mu? Aynen açılıyor. Hadi atla o zaman ya. Hadi geldim. Köy hayatının da pazartesi sendromu olabiliyor. Patpatların yarattığı trafikten kurtulamıyor. Ha, açıldı ya. Patpat 32 bekle. Hadi. Sıkı tutun. Köyde hayat akışı çok yavaş derler ama iyidir, halkı o kadar çalışkan ki güne çok erken başlıyor. Hadi biz de başlayalım o zaman. Hazır mıyız? Gül hasadının en yoğun olduğu zamanda Isparta'nın gül bahçelerindeyim. Yine burada yapacak çok işim var. İnsan resmen zamanla yarışıyor. İşte ben de bu tempoya ayak uydurmak zorundayım. Yavuş. Geldim Hakan. Elden ele. Şaka değil mi bu? Abi sürü gidiyor. Abi koş. Yapacak çok işim var ama önce patpatın bu kadar yoğun kullanıldığı bir köyde ben de kendi patpatıma özel bir şey yapmaya gideceğim. Muharrem Usta beni bekliyor. Kardeşim kolay gelsin. Sağ olasın abi. Muharrem Usta nerede? Arka tarafta abi. Tamam değil mi? Gayet güzel oldu. Siyah, gri üzerinde siyah olabilir, kırmızı olabilir, sarı olabilir. Gri zeminin üstüne kırmızıyı yap. Gayet çok güzel. Ha? On numara oldu. Ha, bence oldu mu Mehmet Ali? Oldu. Bence mükemmel oldu. Hadi hayır, çok olsun. Sağ olun. Sağ ol baba. Haydi Ömer ailesiyle birlikte şehir hayatını bırakıp buraya yerleşmiş, hayvancılıkla uğraşıyor. Şimdi keçi peyniri sezonunu açmak için ilk iş onların yanına gidiyorum. Ömer çiftlikteki her şeyle kendisi ilgileniyor. Önümüzdeki birkaç gün ona ben yardımcı olacağım. Duru buranın sahibi abi. Ha, bu çiftlik Duru. Duru'nun. Kaç tane keçin var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Kaç hayvan var burada? 100'ün üzerinde hayvanımız 100'ün üzerinde. Var. 50 ufaklı abi. Biz burada yaklaşık 60-65 tane sağılır keçimiz var. Biz bunların sütlerini peynir yaparak değerlendiriyoruz. Sabah akşam mı sağım yapıyorsun? Normalde sezonunda sabah akşam. Ömer 8 aydır süt sağmıyor. Oğlaklar büyüdü artık. Kendi yemlerini yiyebilirler ama önce anneleriyle yavrularını ayırmak gerekiyor. Tamam, o zaman ayıralım hadi. Oğlakları ayıracağız. Tamam. Oğlakları kapıdan dışarıya çıkarıyoruz. Oğlaklar tamam. Yeme gidiyorlar. Alışkınlar zaten. Nerede oğlak bulursan abi alıyoruz, alıyoruz dışarı. Aynen. Oğlaklar vardı. Bravo abi, bravo. Hadi bakalım. 1. Bunları böyle kandıramayız. Koş. Tamam dur.
Daha önce koyunlarla kuzuları birbirinden ayırmıştım ama oğlaklar o kadar hareketli ki yerlerinde durmuyorlar. Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Oğlaklar inatla benden kaçıyorlar ama ben de en az onlar kadar inatçıyım. Hadi bakalım geç. Vallahi benden bu kadar. Hadi gel. Baksana zaten yemi de bitirmiş olabilirler. Burada kalmamış ya. Nasıl? Yem abi, nerede? Şu arkadaki çuvaldan alabiliriz abi. Vallahi o kadar acıkmışlar ki yemeği bitirdiler ama. Gelin bakalım, gelin. Sen? Sabah akşam böyle aynen devam değil mi? Aynen, aynen abi. Orada da var. Oğlak ayırmayı bu şekilde bitirdik. Şimdi bunları kapatacağız. Ha. Anneleriyle Mera'ya gideceğiz abi. Aha. Hem Mera'da onlar gezerler, bir yandan da sütleri birikir. O zaman artık kapıyı açabilirim. Evet abi. Ha? O şeref bana ait. Lütfen. Haydi kızlar, haydi. Haydi kızlar. Şşş. Takip et. Haydi bakalım, yavaş yavaş. Hadi kızlar, hadi. Buldunuz kasabalı yakışıklıyı, koşarsınız arkasından tabii ki. Haydi bakalım. Biliyorlar kimi takip edeceklerini. Takip et, sırayı bozma. Sırayı bozma. Harikasın abi, bravo. Bravo, 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 bravo. Haydi kızlar, haydi kızlar. Gel. Abi önüne geç, yukarı çıkıyorlar. Nereye geç? Abi sürü gidiyor. Keçileri bir arada tutmak çok zor. Bir kez dağıldıklarında tabii ki onları tekrar bir araya getirmek çok büyük enerji istiyor. 200 baş keçiyle de hareket etmek hiç kolay değil. Abi koş! Biz bunları şimdi burada tutsak yeter değil mi? Aynen abi, şu alanda boşluk alanda tutsak yeter. Gel hadi sen de gel. Gel. Buradan da dağılırlar mı? Yok yok. Tamam. Sadece gözle kontrol bir saatten sonra. Sürünün içerisinde bazı uyanıklar var. O uyanıklar, 4-5 tane uyanık var. O uyanıkları takip ederim. Hangileri mesela? Sen çaktırmadan göster bakayım. Şu yatık boynuzlu kahverengi olan. Tamam tamam anladım. Bir o. Bir o. Yazdım onu. Ondan sonra kamu iki tane de aşağıda var. Tamam. Tamam mı? Onları kontrol edersin abi. Ama bunlar öyle bir uyanıklar ki yolun yarısında sürüyü bölerler. Ondan sonra elma bahçesi Ahmet amca beni arar. Ömer senin keçin benim bahçeye dalmış. Her keçinin kendine göre bir karakteri varmış. Daha şimdiden birkaçını tanıdım. Sen nereden bu işe girdin ben onu anlayamadım ya. Abi şimdi ben otomotiv sektöründeydim. Bölge sorumluluğu yapıyordum. Aha. İnsanlarla uğraşmak gerçekten de çok zor. Ha, yaşın kaç Ömer'di? Yaşım 34 ama benim bir yerde orayı kesip başlamam lazımdı. Şimdi şehir hayatında ev aldın, kredin var, bir yere gidemezsin. Çocukların okulları var, kolejlere gidiyor, bilmem ne, bir yere gidemezsin. Ben Buru daha yeni doğmuştu. Bir yolu 30 yaşında çizmem lazımdı. Ya şehirden ev almadan köye gidip sıfırdan bir şeylere başlamak ya da şehirden kredi çekip ev almak. Yıllarca da onu ödemek. Ve o paranın kölesi olmak. Sen burayı tercih ettin. Ben burayı tercih ettim ama yani o tercihimle daha önceden aklımda bir şeyler dönüyordu aslında. Sen bir planlamışsın aslında. Aynen kafada. Öyle. Ama o da ben de bu kadar hızlı olabileceğini düşünmüyorduk. Evliliğimizin ikinci yılında hayvancılığa başlama kararı aldım. Ömer'le anne keçilerin karınlarını doyurduk, onlara çobanlık ettik. Artık en doğal, en organik sütü vermeye hazırlar. Isparta'ya gelip de gül bahçelerine gitmemek olmaz. Ömer'i şimdi keçilerle baş başa bırakıp ben gül bahçelerine Adil amcanın yanına gidiyorum. Adil abi geldim. Hoş geldin hemen hazır ol gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Fabrikaya gidiyoruz. Niye hasat yapmayacağız mı abi? Yok yok herkes toplanacak çiçek var tamam. Ne oldu geç mi kaldım? Geç kaldık.
Hayda. Gidiyoruz. Hemen yürüyeceğiz. Hemen herkes topla. Hadi arkadaşlar hadi toplanıyoruz gidiyoruz. E ne yapacağız o zaman yarın tekrar mı geleceğiz? Yarın bir tek daha geleceğiz. Bir tek daha toplayacağız. Erkenden geleceğiz bir defa. Yarın. Hadi. Hadi. Allah. Hava ısındıkça gülün yağı uçtuğundan sabahın erken saatlerinde gül hasadını yapmak gerekiyormuş. Ben bahçeye gittiğimde Adil amca çuvalı sırtlamıştı bile. Bugünlük yetişemedim ama o çuvalı beraber fabrikaya götürdüm. Kardeşim merhaba, nasılsın? Hoca abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben Galatasaray'a veriyorum. Kaç geldi, kaç? Sizi teslim. 28 kilo mu geldi? 19 kilo. Ben nereye 19. bakıyorum zaten? 19. Tamam. 19 kilo abi. 19 kilo. Hadi hayırlı günler tamam, size. Tamam çok sağ ol. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Eline sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Siz de sağ olun. Evet Hakan. Getirdik. 18 kilo. 18 kilo abi. Tamamdır. Tamamdır. Bunlar da önceden gelenler herhalde. Bunlar da önceki gelenler. Her gün çuvallar dolusu gül bu fabrikaya getiriliyor. İlk iş gül yapraklarını havalandırmak. Çetin abi buraları karıştırıyorum. Karıştır tabii. Aha. Bu işlemi niçin yapıyoruz ki? Bu iş gülün yanmaması için bu havalandırmayı sağlamamız gerekiyor. Ondan sonra gül kazanlarına girmemiz gerekiyor. Kongret üretiminde gülün kurumuş olması gerekiyor. Şeyi merak ediyorum tabii yani bu Isparta'nın gülünün bu kadar meşhur olmasının sebebi nedir? Şöyle biliyorsunuz Osmanlı'nın son dönemlerinde Bulgaristan bölgesi Osmanlı'nın elinden çıkınca oradaki gül yağı üretimi de bizim elimizden çıkmış oluyor gül bahçeleriyle. Evet. Osmanlı yönetimi o dönemde diyorlar ki biz bu gül yağı ihtiyacımızı nereden karşılayacağız? Türkiye'nin belli bölgelerine gül kazıkları dağıtıyorlar. İşte Denizli'dir, Isparta, Burdur, hatırladığım kadarıyla 15 civarında ile bu dağıtılıyor. Ama Isparta'nın coğrafyasına çok uygun oluyor. Artı insanlar bunu benimsiyorlar. Ondan sonra bu gülcülük Isparta'da yayılıyor. Şu ana kadar gittiğim her köyde mutlaka tezeğin içinde çalıştım. Fakat Isparta'da nihayet mis gibi gül kokularının içindeyim. Tıpkı bir hayal gibi. Ama tabii her hayalin bir sonu var. Kıvanç abi kazan açılıyor. Ne yapıyorsun sen? Hadi işimiz çok daha. Ya Hakan dur iki dakika bir sakinleyelim dedik ya. Tam zamanında geldi ha. Evet. Abicim görüşeceğiz o zaman. Hadi görüşürüz. Tamam hadi kolay gelsin. Geldim Hakan. İki pişi değil mi bu? İki pişi aldım. Tabii. Öyle iki pişi değil yani. Sırayla buradan alıyoruz. Yukarıya çekiyoruz abi. Tamam. Değil. Ver bakalım. Elden ele. Ver. Kaç kilo ürün geliyor buraya? Günlük 15 ton gül işliyoruz abi. 15 ton? Aynen. O zaman bayağı geliyormuş ya. 15 ton diyorsun. Var mı başka? 4 çuvalımız kaldı abi. Bitiyor sonra? Bitiyor. Al çuvallar bitti. Çuvallar tamam, bitti abi. Tamam ne yapıyoruz? Kazana çıkıyoruz. Kazana mı? Evet. Hadi arkadaşlar kazana. Dünyadaki gül yağının %65'ini tek başına Isparta karşılıyor. Toplanan güller bütün üreticilerin dahil olduğu kooperatifin fabrikasında işleniyor. Onur sana bir bırakıyorum ben. Haydi. Al bakalım. Bas abi bas 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 bas. Bayağı ittir. Buradaki işlenen güllerden kongret denilen çok değerli katı gül yağı elde ediliyor. İşte doldurduğum bu kazandan çıkacak gül yağı parfüm ve kozmetik sanayilerinde kullanılmak üzere tüm dünyaya dağılacak. Bu serüvene tanık olmak gerçekten de çok güzel. Hakan tamam herhalde. Tamam abi. Şimdi bu 400 kilodan kaç kilo yağ çıkacak? 1 kilo yağ çıkıyor. Kaç kilo? 1 kilo. 1 kilo yağ. 1 kilo yağ. Vay be. 400 kiloluk kazandan 1 kilo yağ çıkıyor. Siz işlemi gördünüz az çok. Ne kadar zahmetli ve yorucu olduğunu. Başka diyecek bir şeyim kalmadı benim. 400 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. O zaman gel çaya. Şurada bankamız var abi. Bankta içeceğiz çayımızı. Güzelmiş burası ha. Gölge yeri bulmuşsunuz. Sen buyur şöyle otur abi ben çay getireyim. Gül Isparta şehrinin gerçekten de en önemli sembolü. Çünkü Isparta'ya özgü güller dünyadaki en nadir türlerden birisi.
haliyle burada yaşayan insanlar için de çok önemli bir geçim kaynağı. Ha, normalde Kuvanç ne iş yapıyorsunuz? Oo, teşekkürler. Normalde çiftçiyiz. Çiftçisiniz. Evet. Kendi tarlanız mı var yoksa tarlada mı çalışıyorsunuz? Hem kendi tarlamız var hem hayvan yaşıyoruz. Ne yetiştiriyorsunuz? Salonun şekeri. Koyun kuzu var ha? Ha güzel. Başka tarlada ne var? Gülün haricinde ne yetişiyor burada? Pancar, kiraz, çiftçilik üzerine her şeyimiz var. Allah elma duydum. Galiba bu tarafta elma, elma varmış. Elma tarafından. Eğirdir tarafından. Şeker alabilir miyim onu? Şeker mi kullanıyorsun? Evet. Ha? Kullanıyorsun. Zararlı, kullanma şu şekeri ya. Kaç tane? 3 tane. 4 tane, 5 tane şeker. Hakan al şunu ya. Hepsi yiyecek bayağı. Ha? Ne yaptın? Ağzına dökseydin bari. Hayattan doz alamıyorum ben ya. Şeker alıyorum. Yoruluyorsunuz tabii değil mi? Sezonda tabii, yoğun tabii, geçiyor. Sabahleyin 9.30-10 gibi biz başlıyoruz işe. Akşam gün ne zaman biterse. Sohbet çok güzel ama bugün için yapmam gereken son bir işim kaldı. Eğirdir Gölü'ne açılmak için limanda Çetin abiyle buluşacağız. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Teknemiz bu mu? Evet. Tamam. Aa, sen yeni motor koymuşsun buraya. Ha? Evet. Şanslısınız. Nasıl çalıştıracağız? Arkayı şöyle oturun siz. Buyurun. Şey, marşla değil mi? Gazımız bu. Tamam. Bu arabanın debriyaj gibi. Şu boşta şu anda. Bire takacağız. Burası dolu. Çetin abi geçimini burada balıkçılık yaparak sağlıyor. Onunla kısmetimizi yakalamak için Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölüne açılacağız. Birçok su altı canlısına ve 200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Eğirdir Gölü, aynı zamanda balıkçılık ve tarım alanları için de çok değerli bir göl. Her ne kadar son yıllarda artan kirlilikle mücadele etse de, çevresindeki tüm canlılara yaşam kaynağı oluşturmaya ısrarla devam ediyor. Çetin abi dümdüz gel. Gel abi yakaladım. Sen ne zaman atmıştın boğa? 2-3 gün önce atmıştım. Dur bir saniye şunu bir gerdireyim. Tamam. 2-3 gün yeterli oluyor mu? Malın durumuna göre. İstakoz hareketliyse yeterli oluyor. Hiç boş çektiğin olmuyor ama değil mi? Ya boş çektiğimiz hemen hemen olmuyor. Hemen hemen her çıktığımda az çok yakalıyorum. Az da çok da olsa illa bir şeyler yakalanıyor. Evet. Peki bir tek kerevit geliyor değil mi ağa? Şu anda bu kerevit için yapılmış bir ağ türü. İşte bu da ilk yakaladığımız kerevit. Bu herhalde bebek olduğu için bunu geri atacağız. Çetin ağa bunu atıyorum. Atıyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık ve su altı yaşamına zarar vermemek için avlanmaya uygun olmayan 10 santimin altındaki genç kerevitleri göle geri atıyoruz. Tıpkı diğer balık türlerinde olduğu gibi. Ne de olsa insanlığın yaşamı diğer canlı türlerinin devamlılığına bağlı. Bak, bu yoğurt kesesi gibi. Bunun altından böyle açacaksın. Bak, şöyle. Şurasını aç bakayım şöyle. Şu alt tarafını aç bakayım. Bunu gerdirmeden olmaz. Buradan düşüyor. Tamam mı? Bunları atıyorum abi ufak. Orijinal bir sistem. Tamam. Evet. Peki bu kerevitler ne oluyor abi? Bizim kooperatifimiz var. Kooperatifimiz bunu ihracatçı bir firmaya satıyor. Aha. Evet abisi yapıyorsun. Abi. Yapıyorsun. Tamam başaracaksın. Aha. Silkele. Şöyle yukarı kaldır. Aha. Silkele abisi. Silkele. Tamam. Tamam o kalabilir. Tamam. O zaman bu kerevitin çoğu ihraç oluyor. İhraç oluyor. Değil mi? İhraç oluyor. Bu biraz o zaman herkesin oluyor. Evine giren bir ürün değil tabii. Değil. Bizim mi? Böyle bir yeni alışkanlığımız pek yok. Yaygın ya. Değil. Bak. Buranın en tehlikeli şeyi bu yengeç. Bakayım. Bak yengeç. Ha, evet, bu abi. Şimdi bu yengeç ne bu sebenleri deliyor. O zaman bu yengeç ağ parçalıyor. Bak kıyı olunca kıyı şeridine i̇şte yakın bunlar, olduğu için. Bu yengeçler tabii. Genelde yengeç. Bir yengeç
ağlar için aslında zararlı. Çünkü ağ parçalıyor. Değil mi? Evet. Şu dişleriyle mi dedin sen? Dişleriyle. Aa, bak bak beni ısırıyor bir de. Bunu atıyorum abi. At. Bir daha da ağ geldi. Tamam mı? Bak bir daha yengeç. Eğirdir de bayağı büyük göl abi. Abi Türkiye'nin dördüncü büyük gölü. Ama sen de güzel yere atmışsın. Baksana arkamızda sivri dağ. Arkamız güzel, ha? Arkamızda sivri dağımız var. Buranın tabii kışları sert geçiyor herhalde değil mi? Belli ediyor baksana. Kışları, her taraf dağ çünkü abi etrafta. Şimdi şöyle kuzey rüzgarları hakim olduğu zaman bu gölümüz buz tutar. Kimi zaman belki 16 derece falan bir o şey yok. O kadar soğuk oluyor mu? Öyle zamanlar oluyor. Oluyor. Bakar mısın? Burası bereketli. Elin, burası bereketli. Bereketlisin sen. Hadi bakalım şunu açalım. Hadi aç bakalım abisi. Bak şuradan tut abi. Tamam, elime efendim. Attım. Benim kısmetimden çıkan bunlar. Ama bunun yarısını bırakacağız. Çünkü bunlar abi, yavru. Seçeceğiz bunları. Seçeceğiz, ayıracağız sadece mı sonrasında? Sadece 10 santimin üstünü alacağız. Diğerlerinin hepsini açacağız. Aç abi ağzını. Ağzını açıyoruz. Yoğurt kesesi gibi ağzını açacaksın. Devam et abisi. Vallahi İyi bak. Gidiyor. Bakar mısın neye? Yo yo yo. Neye el atsam? Güzel. Abi ha? Ürketli adamsın mesela. Ama bunlar yine yavru be abi. Ha? Yavaş yavaş ağımızın da sonuna geliyoruz. Kerevitleri böyle toplayacağız, ayıklayacağız. Akşam Ömerlere gideceğim. Yemek yiyeceğiz orada. Bu kerevitleri onlara götüreceğim. Çetin abi şey dikkatimi çekti. Buyur. Bazılarının kuyrukları geniş, bazılarınınki daha küçük oluyor. Bunların geniş olanları dişi, ince olanları erkek. Gördüğünüz gibi kuyrukları farklı. Bu daha geniş bir kuyruk, bu daha küçük. Bu erkek olan, bu da dişi olan. Ama erkek. Bir acı bir haber var. Ne oldu? Bak, nesil yok. Şimdi şu anda kuyruklarının altının yavrusu olması lazımdı. Yavru yok. İyi bir haber değil bu. Kaybolan nesil. Evet. Olmaz abi. İyi bir haber değil. Tamam. Bak şimdi uzun müddet milin altında yatmış, üzerine bitki bağlamış. Biz ne yapacağız buna? Temizleyeceğiz onu. Onu temizleyeceğiz. Pırıl pırıl yapacağız. Adam hürriyetine kavuşacak. Çetin abi bu konuda gerçekten çok bilinçli ve çok hassas. Fazlasında gözümüz yok. Sadece karnımızı doyuracak ve günü kurtaracak kadar avlanıp eve dönüyoruz. Güneş bizi takip etmeyi bırakıp dağların ardına çekiliyor. Böyle kısmetli bir günü biraz yorgun ama çok mutlu bir şekilde sonlandırıyorum. Abisi baba, bunlar artık pişti. Baba ne yaptın sen ya? Kıpkırmızı kaldılar, kıpkırmızı. Maşallah. Ne yapıyorsun maşallah. Suyunu oraya mı döküyorsun? Sen be harikasın baba be. Bunlar bizim kerevitler mi ya? Evet. Aa, renkleri de değişmiş haşlanınca. Sen mi yakaladın bunları? Beraber yakaladık ya işte. Oh. Yapıyorsun bu mis gibi abi. Olmuş. Abi açar mısın? Gel koy ortaya. Şuraya. Salatayı boş ver abi. Bak abi ne güzel ha? İşte bundan daha iyi şey mi var? Abi şunlara bak ya. Sen yiyorsun değil mi bundan? Şunlara bak. Yemiyorsun. Ya. Ne hava yapıyorsun bundan güzel şey mi olur diye. Eğirdir desin. Kerevit yemiyorsun ya. Bu sosyetik abi. O zaman Eğirdir'de yaşıyorum bak, deme. Bak bu sosyetik sosyetik. Aynen. Evet. Gel abi otur. Abi. Çeto ama biz bunları nasıl yiyeceğiz? Bir anlatsana. Abisi bak bunun şu kuyruk kısmını şöyle bedeninden ayırıyoruz. Kopar abi. Tamam. Tamam. Ayırdıktan sonra löp eti çıkıyor bunun. Kuyruk olduğu gibi çıkıyor böyle. Ha aferin. Siz de yaptınız. Çeto böyle ama. Böyle ayıklayacağız. Çeto babanın aferin almak zordur ha. 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 Gövdeyi ne yapıyoruz? Sadece kuyruğunu mu yiyoruz? Abi şimdi ben acı seviyorum çok zaten. Çok var çok. Götürün Çetin abi ama ne dalga vardı ya. Abi o da ha? Senin şansından. İki vallahi. Gündür hava kaymak gibiydin. Göle bir çıktık var ya fırtına resmen ya. Zor günlerin adamısın. Her adam başardık başaramaz. Ama değil mi? Ama her adam başaramaz. Sevdin mi Eğirdin? Ha? Eğirdin güzel. Ben sana şöyle bir şey diyeceğim. Suyun olduğu her yer güzel bence. Su hayattır. Kesin. Su hayattır. Hayattan kaçan var mı? Yok. Nereye kaçıyorsun? Ya onun için ha? Seviyorsun zaten. Aynen. Yağmur da atıştırmaya başladı. Su dedik bereket geldi o. Tık tık atıyor. Çok güzel olmuş sen, ama ben sana söyleyeyim. Kaç dakika açtırdın bunu? Bu yarım saat sürmedi bile ya. Yarım saatte açtırdın yarım mi? Saat. Ben ilk baktığımda bile. Gerçekten deniz ıstakozu zannettim. Faydalı da. Hem de nasıl? Balıktan
daha fazla bir protein var bunda. Çinko var, fosfor var, omega 3 var. Bunun konservesi yapılıyor. Bunlar da dış ütülere ihraçına başlıyor. Ve İğdir Gölü'nde öyle bir avcı iş oluyor ki herkes memurluğu, amirliği bırakıyor. Herkes avcılığı başlıyor. Lafını kestim de bence Ömer'e de yemesini öğret. Tamam. Ben sana bak, onlara böyle bir ıstakoz mu yenir? Uyruğunu yemiş. Yemeği bilmiyor herhalde. Kıskaçları falan duruyor. Vay kerata vay. Oğlak yeme, kuzu yeme alışmış. Herhalde. Ah, bunlar iyi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hey. Günün ardından artık herhalde böyle bir eğlenceyi hak ettik. Bu da aslında bizim bir şekilde deşarj olmamızı sağlıyor. Sağ olsunlar, güzel bir organizasyon yapmışlar. Ömer. Uyudun mu ya? Abi. Ha? İçim geçmiş ya. Yoruldun tabii. Abi sözde bugün çalışan sendin. Ya ben de yoruldum. Ama güzel gece oldu. Sağ olun vallahi ya. Güzel. Benim için de ilaç gibi oldu bu yorgunluğun üstüne. Güzeldi. Aa tabii canım, deşarj olduk. Evet. Da çok geç oldu ya, ben yatsam iyi olur. Benim yer hazır mı? Hazır ha? Abi. Hazır mı? Hazır. Yatayım, sabah çok erken kalkacağım ya. Aa sen hasada gideceksin. Aynen ya. Aynen. Gel göster de sen yeri. Tamam. Belin tutuldu değil mi? Aynen ya. Ama güzel geceydi. İyiydi. Çilek. Güzeldi. Gel. Gel bakalım. Doğurmak üzere olan keçiler olduğu için birinin ağılda kalması gerekiyordu. Ben de bu işe gönüllü oldum. Kaç tanesi hamile? Abi artık gebeliğin son zamanları. Aha. İki tane kaldı. Aa iyi. Evet. Benim yatak burası ha. Aa, abi çok rahattır. Ha? Eminim rahattır. Ben... Tek şey bunlar bu kadar dolanır mı gece? Yok, ışığı kapattım mı onlar da yatacaklar. Onlar da yatacaklar değil mi? Tamam, hadi sağ olasın. Ben ışığı kapatırım. Tamam. Vay be. Kızlar, bakın çok yorgunum. Hiç gece burada trafik yapmayın, tamam mı? Ömer, kapatabilirsin sen ışığı. Abi iyi geceler. Allah rahat. Hadi sağ olasın, sana da iyi geceler. İyi uykular. Sana da abi. Evet kızlar, günaydın. Biraz acelem var. Sizle sonra ilgileneceğim, tamam mı? Haydi bismillah. Gece sakin geçti. İlk defa saman bir yatakta yattım. Mışıl mışıl uyumuşum. Ama bu sefer güneş yükselmeden gül hasadına yetişmem gerekiyor. Kozmetik sektöründe ya da evlerimizde kullandığımız gül suyu gibi doğal ürünlerin yolculuğu işte ilk olarak burada başlıyor. Bu asada sadece tanık değil, Adil abi gibi bir ustanın yanında kıvrak bilekli hızlı bir çalışan olabilirim. Adil amca günaydın. Günaydın. Ne haber, iyi misin? İyiyiz Allah'a şükür, buyurun. Geç kalmadım değil mi? Geç kalmadınız efendim. Başladın değil mi? Buyurun, hemen başladım ben gül dokumaya. Abi çok güzel tarla burası evet, ama. Evet, evet. Mis gibi de gül kokuyor. Mis gibi. Oh, hadi başlayalım o zaman.
Hemen toplayalım. Sen bana bir göstersene bak, bakayım nasıl işte, topluyorsun. Bak işte. Dibinden tutuyorsun, evet, çekiyorsun dibinden, değil mi? Evet, evet. Tamam. O düğünün dibinden tutuyorum. Tamam. Bak mesela iki şey geliyor, üç şey geliyor. Kopar kopar versin. Tamam. Bunu toplanırken dikkat etmek lazım. Dallarını kırmayacağız. Bak şu şekilde koparıyorum. Hayır. Daha mı bak, dibinden? Daha dibinden bak işte. Kendisi kopuyor bak buradan. Tamam. Şimdi bu gül, ertesi gün kaldı mıydı bu gül ihtiyarla. Şunu havuç almış bak. İşte buyurun. Bu havuç alıyor. Havuç alıyor? Evet havuç alıyor. Bu bitmiş tamam. Ne olmuş? Bu bitmiş galiba. Burşturuveriyor havuç alıyor. Mesela bulutun arasından çıkan şey, güneş ha. Bunu yakıyor. Ha bu yanmış oluyor. Yanmış oluyor ha, bu. Havuç alıyor dediğin evet, yanmış oluyor. Ha yanmış oluyor evet. Havuç alıyor. Yani güneşin ısısıyla havuç alıyor bunu. Yani hava çalıyor. Ya, ha. Yani bunu, ben havuç alıyor zannediyorum. Ha, tamam hava çalıyor. Evet havuç çalıyor. Bunu şey diyor yani. Hava çalıyor. Ha. Yani bunu serpere diyor yani bunu. Yakıyor. Yakıyor. Ha, tamam. Yakıyor. Evet. O zaman yanmasın abi. Evet yanmayacak zaten bu. Yanmasın niye evet. Yanıyor? Evet. Kolay gelsin. Sağ ol ablacığım. Merhaba. Ne haber? Geldiniz sabah geldiniz. Nasılsın? İyilik, sizler nasılsınız? İyidir vallahi ne olsun işte. Elin kıvrak olacak bunda. Öyle yavaş yavaş toplamak yok. Nasıl? Yavaş, hızlı toplayacak. Abi daha ilk defa gülasatı yapıyorum. Bak yavaş. Eldivensiz yapıyorum zaten. Yavaş. Normalde eldiven takardım. Yok. Baktım sen takmıyorsun, ben de takmadım. Takmayacaksın. Ha? Takmayacaksın. Gülünü takma. Seven tikenini sever. Gülü bunu, seven tikeni bak, sever. Bunu, şey gülünü seven tikenini katlanacak bunu. Peki günde kaç kilo topluyorsunuz böyle? 25 kilo toplayan da olur. Gülün çokluğuna göre. Ha, mesela gül göre. Yeri çoğulsa, dölümü fazlaysa evet. Yani arazi fazlaysa fazla topluyoruz. Genelde ama bakıyorum da şimdi burası güller şimdi... küçük aslında. Yani benim alıştığım ya, gül gibi değil. Tabii yani bu şimdi şehirde bu mesela gül... gidiyoruz ya çiçekçiye ya da sokakta satıyoruz. Evet, evet, gül, bunlar... hani o gülün cinsi ne peki? Isparta gülü. Mesela onlar... sevgililer gününde gül alıyorum. O kokusuz gül o. Kokusuz mu? Evet kokusuz. Onun yağı çıkmaz, ses çıkmaz. O süs gül onunla. Süs. Süs gülü işte. Süs o nerede gül. Yetişiyor? Onlar Seralada falan. Evet Seralada. Aa böyle Isparta'da değil, yetişmiyor. Evet, bazı da bizim sokaklarımızda onlar da süs evet. O sosyetik gül o evet, zaman evet, ya. Aynen, aynen, değil aynen, mi? Aynen aynen. Esas aynen. Gül bu. Bu tabii tabii. Aa, Isparta gülleri diğer güllere benzemiyor. Tanıştırayım. Rosa Damascana. Peki bunun başka rengi var mı? Hep hayır, pembe mi? Sadece pembe. 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 Evet. Sadece pembe. Beyazı, beyazı var da beyaz öyle yine süs gibi. Beyaz olanı hiç görmedim. Onu fabrika almaz beyazını bunu. Niye almıyor? Almaz, onun yağı çıkmaz. Kalitesi mi düşün? Evet, ha. Evet. O zaman en kalitelisi bu mu? Bu. Abi bu mu? Evet bu. En kalitelisi değil mi? En kalitelisi bu. Ha. O Burgalistan değil, koku yok. Ama bizim burada var işte bu koku. Zaten tarlaya girer girmez evet. O kokuyu o net koku, bir şekilde alıyorsun. Bunun aynen. Yağı, lokumu, biz şimdi bunu yapraklarından reçel yapıyoruz kendimiz. Evet. Bizim köy ekmeği de çok güzel oluyor yanında, İslam köyün ekmeği. Haa, meşhur mu? Evet, çok meşhurdur. Onu da yapalım, biz yapacağız, sen de gel. Evde hamuru yoğurup fırına geleceğiz. E tamam ama hepsini beraber yapalım. Tabii tabii. Tamam. Biz seni bekleriz. Tamam. Koş süper baksana ayaküstü iş aldım abi. Sabah namazda yerkenden duracaksın. Ekmek falan yemek yok. Bir elin yemek yiyecek bir elin gül toplayacak. Ya abicim aynen ekmek öyle. Yiyeceğiz bu, demedik senin... ki ekmek yapacağız dedik. Ya. Yapacağız işte. Tamam ha. Ekmek yapacağız. İslam ha. Köy ekmeği meşhur diyor. Yapacaksın ya. E tamam yap. Onu diyorum abi ya. Ha. Ne abi dedim ki fabrikaya götürelim şunları bir an önce. Ama saatimiz doluyor. Açıklanalım açık. E tamam hadi. Yeterli. Aynen. Doldurduysak ha. Gidelim abi. Evet. Ben sana tabiyim. Az daha toplayalım bakalım. E tamam biraz az daha toplayalım. En azından orası ha. Da olsun. Haydi bakalım. Doldu. Doldu mu? Doldu. Yağlaşacak. Aman ha. Boşuna toplamadık. Tamam ablacığım ellerinize sağlık. Ver. Kasabalı. Kasabalı geliyor. Çabuk. Yolcularımı aldım. Güllerin içinden koşarak mis kokulu gül fabrikasına gidiyoruz. Dün Hakan yüzünden tadını çıkaramadım. Ama bu sefer gül yapraklarının içinde yüzeceğim. Hayaller gül, gerçekler tezek. Evet beni gübrenin içinde görmeye alıştınız ama bu seferki gübre değil cibre. Gülün posası. Gülün posası diyorum ama tabii gül kokusuyla yakından uzaktan alakası yok. Gübreyle yarışır bir kokuya sahip ve gerçekten ağır kokuyor. Şimdi pat pata yükleyeceğim.
Ömer keçilerine vermek için bunu bekliyor. Bunu keçilerin yemiyle karıştırıp veriyormuş. Besleyici olduğunu söylüyor, süte iyi geldiğini söylüyor. Ömer çiftlikte ilginç deneysel çalışmalar peşinde. Üzüm posası gibi gül posasını da hayvan yemine dönüştürmeyi hedeflemiş. Cibrenin kokusuna ben dayanamıyorsam keçiler hiç dayanamaz. Neden kaçtıklarını şimdi daha iyi anlıyorum. Gel. Atiş gel kızım. Abi 5'te kapatalım kapıyı. 2, 3. Gel kızım gel. 5 tamamdır. 5 tamam. E bak unutmamışlar. Kaç ay önce sağdın sen? 7 ay oldu abi. 7 ay önce. Evet 7 ay önce gebeliklerin son 2 ayında bıraktık. 5 ay gebelik süreci. Hatta 8. aydayız abi. Ya unutmamışlar ama. Ha eski sisteme devam ediyorlar. Abi ben ne dedim? Keçi zeki hayvan abi. Evet. Evet. Abi biz hayvanlar yesinler, rahatlasınlar. Stres altından da çıkalım. Aha. İlk başta meme hijyenine önem gösteriyoruz. Hem hayvan sağlığı için hem de bizim daha sağlıklı bir süt alabilmemiz. Tam sosyetik çoban oldun şu an. Ömer keçi yetiştiriciliği ile ilgili her şeyi araştırarak ve tecrübe ederek öğrenmiş. En büyük hastalığımız süt hayvanlarında mastis hastalığı. Mastis hastalığının sebebi de meme hijyeni. Hijyen önemli zaten tabii. Kesinlikle. Tabii. Hem bu arada da hayvanlar bir relax oluyorlar. Tamam. Ne oluyoruz demiyorlar bize. Rahatlasınlar aynen. Tamam bunu yaptık. Sen birinci... Aha. Yaparken ben makineyi başlatıyorum. Tamam. Bir bismillah da burada çekiyoruz. Hadi ben bakalım. Sana şöyle söyleyeyim. Bunun ikisini buraya bırakıyoruz. Hı hı. Arka ayaklarının altından. Şuradan. Şuradan. Aynen o şekilde ben başladıktan sonra zaten meme ucunu yapıştırdın mı şey yapar. Elindeki bu arada ilk doğum keçi biraz sallanabilir. Sana bir zarar vermez. Tamam. 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 Ya Allah bismillah. Hadi bakalım. Meme ucunu görüyorsun değil mi abi? Gördüm. Zaten tamam. Oldu. Abi şu sezonun ilk sütü işte. Hadi bakalım. Başladık. Sezon açıldı. Bu ısrarla almıyor. Şöyle bir şey abi. Altındaki manyeto takılı kalmış da. Ha tamam. Evet, sezonun ilk sütünü almaya başladık. Maşallah iyiler. Abi o ilkinin sütü bitti mesela. Bitti Bordo mi? Bordo süt göremiyoruz. Ha. Onu çekebilirsin abi. Tamam. Harikasın. Tamam. Abi onu şöyle kapatıyoruz. Hijyene devam ediyoruz. Şuradaki bardakta onu bu sefer bandıracağız abi. Nedir bu? Abi, reşel gibi bir şey ya. Memeyi şu anda memenin ağzı açık. Evet abi, memeye bandı. Çek, süpersin abi. O orada donuyor. Sağım sonrasında meme ucunun açıklığını kapatıyor. Kapatıyor. Mastizi engellemiş oluyoruz. Tamam. Peki ne zaman sağlayacak bir daha? Yarın bir daha sağlayacak. Tamam artık zaten... başladı gündelik. Tabii. Başladı. Süper. Abi ben o mum kaldı mı dibinde hiç? Var. Dibinde tamam. Var. Ben bunları da yapayım. Tamam. Ondan sonra. Biraz sesten Artık hadi tamam. Yediniz, süt verdiniz. Daha ne olsun? Sezonu seninle açtık bak. İlk sen girdin buraya. Birazdan çıkışı da gözlerini kaçırma. Kız. Ne yapalım? Abi şimdi kapıyı açacağız. Kapıyı açalım. Ondan sonra çıkacaklar abi. Hadi hazır mısınız? Açıldı mı? Evet. Siz nereden geldiniz? Bir dakika hop sıra karıştı. Bir dakika tersten geliyorsun. Geç oraya. Geç. Şşt. Ömer keçilerine çok iyi bakıyor. Verdikleri süt miktarından da bu çok net görünüyor. Belli ki çok iyi bir peynir sezonu olacak. Haydi bismillah. Oo, bayağı da süt var ha. Evet. Ha? Güzel bir sezon açılışı oldu galiba. Maşallah diyelim abi. Süper. Hatice selam. Merhaba, ne hoş haber? Geldiniz. Hoş bulduk, sütü sağdık abi, getirdik. Şuraya koyalım. Ne yapıyoruz şimdi, süzeceğiz şimdi mi? Şimdi süreceğiz. Abi bir yardım et. Gel bakalım. Unu kaynatacağız mı peki? Yok abi şimdi şu çiğ sütten bir derecesine bakalım. Hı hı. Derece 35, 37, 35. 38. Normal mi? Kaç derece olması lazım? O aralarda zaten. Bu sütün memeden çıktığı sıcaklıklar. Bu çiğ sütten mi yapıyoruz. Bunu şimdi Mayalayacağız. Ben sana nasıl bırakacağım bugün. Nasıl bir maya kullanıyorsun sen? Abi bende iki çeşit maya var. Aha. Birisi normal marketlerde hazır satılan peynir mayası var. Tamam. Bir de özel olarak Mersin tarafından bir arkadaşıma yaptırdığı şırdan mayası var. Şırdan yapalım ya. Şırdan yapalım. Tamam hadi şırdan yapalım. Sen marketi tercih ediyorsun. Evet ben biraz öyle.
Neden? Yapımı daha mı kolay oluyor? Yok, aslında aynı. Ama ben bazen milimin tutturamazsam diye korkuyorum. Ya şimdi şey, Ömer'in... biraz daha hassas. 10 litreye 1 milim yapıyoruz. 5 litreye 0.5 milim. 0.5. Bayağı da az koyuyormuşsun ya. Abi şununla da bir 3-4 tur karıştıralım. Mayalama işlemine geçtik şu an. Bitti. Tamam. Sütün soğumasını bekleyeceğiz. Ya bizim için amaç hızlı soğumasını engellemek. Evde de hatırlıyorum. Evde de yoğurt yaparken falan annem mesela yoğurdu hazırlardı. Sarıp koyuyorduk. Aynı mantık abi. Aynı mantık. Tamam. Bu burada bekliyor o zaman. Aynen. Bir saat kadar bir şeyimiz var. Çay varsa çay içeriz. Tamam, içelim. Her şeyin bir mayalama yöntemi var. Sanırım benim mayamda çay. Çay yoksa her şey eksik. Çay varsa her şey tamam. Ama şeyi konuştuk da şimdi ben o büyük şehirden gelmiş tabi. Bir anda zaten kafaya koymuş hayvanlarla ben. Aynen öyle. Bir dünya kuracağım demiş ama sen galiba çok... Ben hayvanlardan şöyle söyleyeyim. Yani çok sevmiyorum. Duysun ya ben onun yüzünde de söyleyeyim. Ha, tamam. Yani çok istemediğim için. Aha. O hayalini gerçekleştirsin diye kabul ettim sadece. Ama ben aynı ortamda hayvanlarla yaşayamıyorum. Benim alerjilerim var. Ama doğanın içinde olunca da kaçamazsın ya bir yere kadar. İşte benim şu an burada olmam bile alerjimi tetikliyor aslında. Ya yani çok fazla alerjim var. İlaç kullanıyorum normalde. Hı hı. Ama yeni doğum yaptığım için işte ilaç da kullanamıyorum. Kendimi bir şekilde böyle korumaya alıyorum. Korumaya alıyorsun. Evet. Ömer ve Hatice zıt karakter olmalarına rağmen Duru ve Dide ile beraber huzurlu bir aile olmayı başarmışlar. O olmuştur abi. Sen onu alırken ben de şuradan süzmeyi şey yapayım. Şimdi onun biraz suyu çıkacak çünkü. Şöyle şuraya geçirelim abi. Gel abi gel. Döküyorum. Dök abi. Oo gayet iyi abi. Bunlarla işimiz bitti değil mi artık? Onları lavabonun içine sana zahmet arkadaşlar. Abi biraz çok az çok az sık. Ondan sonra şekil yapacağız. Hı. Abi onu şuraya alayım. Hı hı. Ben bunu bu şekilde dolaba kaldırırım. Yetti mi o kadar süzme? Yeter abi. Tamam. Peynirin birkaç saat dinlenmesi gerekiyormuş. O lezzetlenirken ben de Yıldız ablanın yanına ekşi mayalı çok güzel bir ekmek yapmaya gidiyorum. Bu bayağı ağırmış. Nasıl taşıyorsunuz sıcaktır, bunu? Sıcaktır, dikkat et. Dikkat yok, et, dikkat sıcaktır. Ediyorum da bu ağırmış. Ağır, evet, dikkat of, et. Nereye koyayım? Gözükme. Şuraya. Ha? Şuraya. Yok, oradan alması kolay. Şuraya koydum. Şimdi ellerin tamam. Yıka. Şimdi önlüğüm nerede? Kaşıya da bak, askılığa. Kaşında askılık var. Çiçekliği mi verdiniz bana? İstedim. Orada hangini alırsan al. Vallahi en afillisini seçiyorum. Bu denk geldi. Güzel olmuş, yakışmış. Oldu değil mi? Ne yapalım, Isparta'da güllük mü? Evet, evet. Başka türlü olmaz. Bizim buraya uyusun İstanköy'e, Isparta'ya. Haydi bismillah. Oo. Şimdi suyumuzu getirdik. Unumuzu eleyeceğiz önce. Unumuzu eleyeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? İslamköy ekmeği. İslamköy ekmeği, ekşi mayalı. Ekşi mayalı. Bayatlamayan. Evet. Çok bayatlamayan. Evet, doğal. Bayatlamayan derken? Bir ay dursa bayatlamaz. Hiç? Evet. Siz o zaman ekmeği yapıyorsunuz. Tabii yapıyoruz. Bir ay kalıyor. Diyebiliyoruz, evet. Ha, İslamköy ekmeği ilk defa duyuyorum. İslamköy ekmeği. İslamköy bizim çok uzun yıllardır yani. Onun özelliği nedir mesela? Onun köy ekmeğinden farkı ne? Onun özelliği ekşi mayalı. Mayamızı kendimiz yapıyoruz. Eski bir maya mı o? Bizim yıllardır tabii. Yıllardır. 100 yıllık falan değil mi? 400 yıllık yani belki de. Bu maya? Tabii. Tabii hep onu devam ettirelim. Her hamurumuzda, yoğurduğumuz hamurda birazcık o mayalanmış hamurdan bıraktığımız zaman o bizim mayamız olur. Mayaya bak. Tabii. Ha? Vallahi. Kaybetmemeye çalışıyoruz. Bak, fırsatı mayaları çabuk bozuluyor. Tuzumuzu da atalım birazcık. İçine, ortaya. Şöyle etrafına. Serpiyoruz. Tuzu neye göre koyuyorsun? Göz kararı mı? Biz göz kararı koyuyoruz. Fazla tuzlu etmemeye çalışıyoruz. Evet. Dur bakayım ben de bir göz kararı şöyle ekeyim. İyi çok doldurma gari. Tamam. Göz kararı. Evet. Göz kararı. İyi. Yeter. Yeter mi? Yeter. Tuzlu edersin diyor. Bunu bekletiyoruz şimdi. Hayır. Mayamız var. Mayamız var. O un. Şimdi biz mayamızı da katıp bu bizim akşamdan çoğaldığımız mayamız. Hepsini tabii karıştıracağız. Bunu mayalandıracak. Tamam. Böyle aç kıyıları. Şuraya ben bir yer yapayım sana. Tamam. Şimdi mayamızı katıyoruz. Şu hamur kokusu zaten. Evet.
Bana anneannemi hatırlattı. O evde yapardı hamurunu. Evet. Sonra evet. Lokma falan yapardı kızartma. Evet, mayalanmış hamurdan olur. Bu koku tabii. Çok nostaljik. Oh, güzel. Karıştı. Şuradan da al, karıştır bu yanını. Dur. Orta yerden al. Şöyle biraz bak ben gibi. Şöyle, şöyle. Ben sana bakıyorum zaten. Başka malzeme katıyor musun? Hayır, hayır. Hiç. Hiçbir şey koymuyoruz. Üstüne de nişanımız var. Onu. Nişan ne? Nişan ekmeği yani fırında. Aha. Herkes onları, ekmeğini onları tanıması için. Yani. Biz peki ortak fırına mı gideceğiz? Tabii. Herkesin tabii, kullandığı herkesin bir fırına gideceğiz. Herkesin nişanı orada. Farklı. Tamam. Nişanı dediğin? Ekmeği bir tanıması için, kendi ekmeğini bilmesi üstüne için. Üstüne bir malzeme koyuyor. Haşhaş, susam ya da çöreotu. Tamam. Senin onları, nişanın ne? Bizim çöreotuyla susam. Karıştırıp mı koyuyorsun ayrı tabii ayrı? Tabii karıştırdık. Mı? Tamam. Karıştırdım. Ben şimdi ekmeğimi yapacağım, ben ne koyayım? Haşhaş var mı? Haşhaşla günahşık var. Ayçiçeği karışık. E tamam, ayçiçekli haşhaşlı olsun diyorum. Karışmasın. Herkes ekmeğini bilsin ablacığım. Tabii değil tabii mi? Tabii. Bak hamuru yoğurdum. Buradan geldim, anlıyoruz buradan değil mi? Buradan bak şöyle. Çektiğin zaman gelecek, yapışmayacak. Evet, bak, aynen. Bak geldi. Şimdi buradan bekleteceğiz. Burada. Tabii bunun üstünü örteceğiz. Tamam. Şöyle bak. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi tabii hamurun dinlenmesi gerekiyor. O da yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Evet. Ondan sonra 5 parçaya böleceğiz. Böleceğiz, fırına götüreceğiz. Şeyin adı neydi aşağıda? Miniyede. Miniyede koyacağız. Miniyede koyacağız. Bilemezsin. Ondan sonra da miniyeyi ben taşırım zaten. Tamam, sen daha bizden gelsin, sen taşıyacaksın. Tabii canım yani. Evet. Değil mi? Tabii. Ama tamam. Ablacığım biraz abarttınız ya, valla. Yok bu böyle. Şaka değil mi bu? Yok yok anca olur. Hatta bir de yastık koyuruz. Şimdi olar de... molar falan hepsi şapka mapka atkı. Ama o zaman şimdi bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Çayımız varsa çay içeriz. Tabii içeriz içeriz var çayımız. Ben bir elleri yıkarım ama. Tabii tabii şuradan yıkar. Valla bakar mısın? Çayımızı içelim. Yoruldum ama yani şaka maka gerçekten. Kendi ekmeğimi kendim yaparım. Afiyetle yeriz. Şimdi. Bezi serecek. Ha hamuru üstüne mi koyacağız? Bezin ya, üstüne tabii, koyacağız. Tabii tabii. Nişanımızı tamam. Yapacağız. Tamam. Nişanımız tamam. Var. Tamam. Şöyle biraz çukur. Tamam, şöyle. Sen kendi nişanını yap. 2 tane. Ben kendi ekmeğimin nişanını hazırlıyorum şimdi. Benimki ay çekirdekli ve haşhaşlı. Haşhaşlı. Evet. Değil mi? Benimkine de atı ve ikisine. Senin çörek otlarını da atıyorum. Şimdi tamam. Bölme işlemine geçiyoruz. Bölme işlemi. Değil mi? Evet. Bunu böyle direkt fırına vereceğiz ha? Tabii, tabii. Böyle yani. Böyle. Böyle gidecek. Hiç şekil falan vermiyoruz. Hayır, hayır. Bu şekli bu. Artık göz kararı. Evet. Şöyle. Şöyle düzelt, yapabilirsin. Yaşar, şöyle. Düzelt. Böyle atacağım mı içine? Atsın oraya. Buraya at. Ah. Bu ekmeğim de hazır. Keçi peyniri yaptım. Esas bu ekmeği keçi peynirimle deneyeceğim. Çok güzel olur. Evet, çok onu merak olur. Ediyorum. Hem tereyağıyla deneyeceğim. Sonra da gideceğim. Keçi peyniriyle. Peynirimle evet. Beraber çok yiyeceğim. Çok güzel olur, evet. Tamam şimdi herhalde. Şu mayamızı da toparlayalım. Tamam, onu nereye koyuyorsun? Poşete koyuyoruz, saklıyoruz. Ha, tamam. Her canlı gibi tabii bu mayanın da gıdaya ihtiyacı var. Onun da gıdası su ve un. 400 senedir bu zamana kadar... Evet. Su ve unla beslenerek gelmiş. 400 sene daha yaşatacağız bu hamuru. Evet, evet. Bu mayayı. Aynen. Pardon. Mayayı, evet. Tamam, o zaman ellerimizi temizleyip yıkayıp fırına gideceğiz pişirmeye. Evet, köyde çok fırın var. Fakat biz köyün tek kadın fırıncısı Feden ablaya gidiyoruz. Ekmeklerimizi yapacağız. Evet. Kaç tane yaptınız ekmek? 3 tane yaptım. Feden abla. Geldiniz mi? Geldik de ama geç kaldık. 1,5 saat geç hamurun kaldın, dinlenmesi evet. Gerekiyor. Hadi sıraya geçelim de bekleyelim. Herkes aldı mı? Oo, çay da geldi ha. Var mı temiz bardak? Feden abla boş burası. Süpüreceğim, ekmeğimizi atacağız. Temizleyecek içini. Evet, unları alacağım. Islak mı o? Yok. Ha. Nemli biraz. Ha, unları temizliyorsun. Evet, unları kaç alacağım. Kaç senelik fırın burası? 6 yıllık. 6 yıllık? Evet. Babadan kalma mı? Babadan kalma meslek. Vallahi. Evet. Memnunsun ama değil mi? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Çünkü köyde sana geliyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Feden abla fırıncılığı babasından öğrenmiş. Çıraklığa başladığında tam 7 yaşındaymış.
hem ustalığı hem güler yüzü sayesinde köydeki birçok insan onun fırınını tercih ediyor. Geçer abi, bu sizi hamur. Hadi haydi. Neyse geçir. Ne oldu lan abi? Hamuru atacağız. E dur, hep herkes attı mı? Biz de sıra bize geldi. Hayda, ne çabuk geldi sıra. Ne yapıyorsun? Şimdi yakışmış ya, biraz bekliyorum. Tamam. Sizin de. O seninki. Bunlar benimki. Şu kendi ekmeğimizi kendimiz, evet, yapalım. Evet. Bu tamam, sallıyoruz, yapışmasın. Evet. Vallahi sütlaç gibi olmuş burada ya. Fırın sütlaça dönecek. Tamam mı? Evet. Hadi bismillah. Çok güzel. Maşallah. Çok güzel. Baksana, fırında oldu, yer kalmadı zaten. Hadi kapatalım o zaman. Kapatalım. Hadi. Vallahi herkes oturdu. Biraz dinlenelim. Ne yapalım? Çaylar fırında. Çalışmak iyi bir şey. Evet, evet. Çalışmak iyi bir şey. Evet. İşleyen demir ışıldar. Evet. Ekmeklerimiz pişti. Pişti mi? Pişti. Hadi bakalım. Ekmeklerimizi çekelim. Nerede pişti? Neden yenge, gelelim mi? Şenay abla, seninki ilkti değil mi? Seninki mi o? İki tane susam çörek otu, evet, var. Baş haşlı, ay çekirdekli var. Susamlı, güllü. O seninki galiba değil mi? Ay çekirdekli. Ay çekirdekli. Evet. Çekirdekli. O da benimki. Evet. O da benimki. Turuntlu, susamlı. Benim ekmeklerim pişti ama ben ekmeklerimi peynir tadımına götüreceğim. O yüzden burada yemeyeceğiz. Feden ablanın, evet, senin ekmeğinden tadacağım. Feden ablanın ekmeğini susamlı, müthiş bir tereyağıyla yiyeceğiz. Çayımız taze, ekmek taze. Aynen. Hadi. Hadi. Kamak yiyeceksiniz, getirin. Yok Feden abla, ne yaptın vallahi bizi ya? Ha? Getirin. Tereyağı yiyeceksen getireyim, kaymak yiyeceksen getireyim. Aynen. Ama bunların yanında yiyerken bunlarla beraber bunlar güzel olur. Evet Kerem'cim. Artık kamerayı bırak da istiyorsan biraz tadına bak yani vallahi. Biraz daha koyayım. Evet, Özge nerede bizim? Aromaya. Ya onu yap, şeyi. Böyle küçük böyle kenarından. Hadi devam, devam. Afiyet olsun. Dur. Ömer gel. Oo. Bakalım artık bir tad alalım şunu ya. Abi. Gel bakalım. Ay, havada ne güzel oldu ama. Abi. Ha? Ben üşüdüm, ateş yaktım. Aman ondan ya, sonra hava toparladı tekrar. Yok, güneş gelince çok fark ediyor. Ekmeği sen mi yaptın? Ekmeği ben yaptım işte, İslamköy ekmeği. Harika. Ben bol bol yedim ama esas peyniri merak ediyorum. İşte keçi sütünün farkı. Hayır, sana ne zaman açıyoruz keçi çiftliği? Keçiyle uğraşamam ben. Keçileri kaçırırım. Vallahi. Ama çok farklı tadı bak. Hadi daha fazla beklemeyin, ben de şu yemeleme işlemini bir. Abi dur, bir keyif yapalım. Gözünü ya, yaparız yine gel. Ya, o iş bitsin de en azından. Ha? Kalsın mı burada canım? Boğazımızda diziliyorsun. Gerçekten ya, yok, var ya, hayır, şurada rahat bitsin, rahat yiyeceğiz. Oradaki iş bitsin ya. Burada tanıştığım eğlenceli ve çalışkan insanlar bana yepyeni bakış açıları getirdi. Şehirden uzakta yaşamak bana hem gülü, evet, hem de dikenini sevdiriyor galiba. Ben büyük falan anlamam ben. Gel.